Adı üzerinde aslında 12 Haziran'daki Gemlik Yürüyüşü'nün temel sloganı, ana sloganı tecih siyasetine karşı özgürlüğü savunuyoruz sloganı. Yani slogandan da yola çıkarak şunu söylememiz gerekiyor. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit yeni bir durum değil bizler açısından. Yani 99'da Türkiye'ye teslim edildiği günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve uluslararası küresel sistem, kapitalist sistem kendisini aslında tecrit ederek kendi düşüncelerinin toplumsallaştırılmasının, yine kendi düşüncesinin başta Kürt halkının statü mücadelesi olmak üzere Türkiye ve Orta Doğu halklarının demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkı sunmasını engellemek için sürekli Sayın Öcalan üzerine bir mutlak tecrit uyguladı. Hatta kendisi yıllar içerisinde kendi durumuna dair ben mutlak rehineyim dedi. Biz ne kadar tecrit ve işkence sistemi olarak bu sistemi tariflesek de aslında Sayın Öcalan'ın şu andaki durumu mutlak rehine durumu. Hatta yani günümüz itibariyle özellikle son 1-2 yıllık durumunu ise alıkoyma durumu olarak da hem hukuki hem politik olarak alıkoyma durumu olarak değerlendirmek mümkün. Tam da bu alıkoyma hukukuna yaklaşımına tecriti de aşan artık haber alamaz noktaya gelen duruma itirazımızı toplumsal olarak yükseltmenin zamandır diyoruz. Bu eylemin temel mantığı da ona dayanıyor. Ya şöyle İmralı tecrit ve işkence sistemi artık sürdürülebilir bir durumda değil. Biz ısrarla ve defaaten hep şunları söyledik. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit sadece bir şahsa dair bir tecrit değil. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin temel amacı Kürt halkının özgürlük mücadelesi, statü mücadelesini engellemek, tasfiye etmek. Bugün gerek Güney Kürdistan işgali, gerek Rojava'ya olası işgal tartışmalarının olduğu günlerde bilmekteyiz ki bunların bütün bu politikalarının hepsi Sayın Öcalan üzerindeki tecrit politikalarıyla birebir. Yani Sayın Öcalan üzerindeki tecrit derinleştiği sürece Kürt meselesi hep savaş aralığında tartışılır hale geldi. Aslında bizim temelde itirazımız ve isyanımız başta Türk Ulus Devleti olmak üzere Orta Doğu ve dünyadaki bütün ulus devletlerin, kapitalist emperyalist blokun savaş siyasetine karşı toplumsal barış, adalet, eşitlik ve özgürlük siyasetini savunuyoruz. Sayın Öcalan da temsil ettiği fikirler ve toplumsal kazandığı toplumsal rıza olarak, teveccüh olarak da Sayın Öcalan üzerindeki tecrit politikaları sıradan politikalar değil. Bunun bir okuması var. Yani karşı taraf tarafından bir okuması var ve bu okuma çok net. Sayın Öcalan'ı kitleleriyle, örgütüyle, sevenleriyle, ona gönül verenleriyle koparıp hem düşünsel düzeyde hem ahlaki düzeyde hem de ideolojik düzeyde koparıp bu hareketin topyekun bir tasfiyesi var. O yüzden biz ısrarla hani neden böyle bir zaman bütün Orta Doğu'daki gelişmeler ve AKP-MHP faşizminin ortaya koyduğu politikalar göstermektedir ki Kürt Özgürlük Hareketi tasfiye edilmek istenmektedir. Sayın Öcalan'ın üzerinde bu alıkoyma siyaseti olarak tarif ettiğimiz durumun da aslında temel sebebi odur. Tamil Kaplanları, Sri Lanka örneğini boşuna vermiyoruz. Bugün bütün gelişmeler Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürtlerin Özgürlük Mücadelesi'nin tasfiyesine dönük. Kurgulanmış, planlanmış, ittifakları her türlü güç buna göre kendisini dizayn etmiş. O yüzden bizim açımızdan bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Hakeza başka bir yönü var. Biz ısrarla hep şunu söylemedik mi yıllarca? Türkiye'de tecrit, Türkiye ve Kürdistan'da İmralı'dan başlayan tecrit toplumsallaştı. Yani şu anda işte daha dün Gezi direnişinin 9. yıl dönümünü kutlarken, anarken kaybettiklerimizi devletin Gezi direnişçilerine dair tecritini de zor yaklaşımlarını da gördük. İşkenceyle birçok arkadaşımızı gözaltına aldılar. Aslında bunların hepsi AKP-MHP rejimi açısından bir yönetim tekniği haline geldi. Aslında kamuoyuna hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. İmralı'da tecrit politikalarında başarıyı elde eden AKP-MHP rejimi bugün bütün topluma, bütün ezilen kimliklere, doğaya, suya, börtü böceğe, emekçiye, kadına, Türkiye'nin sosyalistlerine, inanç gruplarına hepsine aslında bir toplumsal tecrit ve kuşatma siyasetini dayatmakta. Biz de diyoruz ki madem İmralı'da başladı bu tecrit politikaları, AKP İmralı'daki tecrit politikalarıyla topluma bu siyasetini, kuşatma siyasetini yaydı. O zaman İmralı tecrit politikalarının tasfiye edilmesi gerektiği ilk ve en önemli merkez diyoruz. Biz İmralı tecritini az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'nin demokratikleşme meselesinden ve Kürt halkının özgürlük meselesinden bağımsız düşünmediğimiz için Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve işkence sisteminin kaldırılması sadece Kürtlere mahsus, Kürtlere has bir ödev değil. Çünkü bilmekteyiz ki Halkların Demokratik Kongresi ve partisini fikriyat olarak fikri temelde kuran Sayın Öcalan'ın bir derdi vardı. O dert de şuydu,
Türkiye'de, Kürdistan'da Kürtlerin özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin buluşması, birleşmesi gerekiyor. Şu andaki mevcut karşımızdaki devlet aklı, resmi muhalefeti ve resmi iktidarıyla bir bütün olarak devlet aklı, bu birleşik mücadelenin, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ortak birleşik hatta yürütülmesine dair bir korkusu var. Aslında dikkat edecek olursak Sayın Öcalan üzerindeki tecritin derinleştirilmesi süreci de tam da buna tekabül ediyor. Halkların Demokratik Kongresi ve Partisi fikriyatı etrafında Türkiye sosyalistlerinin, kadınların, gençlerin, ekolojik mücadele yürütenlerin, yine inanç gruplarının, yine Kürtlerin mücadelesinin bir bütün olarak tarihsel ittifak oluşturduğu dönemden sonra Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit daha fazla derinleşti. Tam da buradan hareketle şunu çok net söylüyoruz. Bu tecritin ortadan kaldırılması sadece Kürtlere nefes aldırmayacak. Aynı zamanda Türkiye halkları çok ciddi bir müttefik kazanacak. Türkiye halkları çok ciddi bir mevzi kazanacak. Türkiye halkları kendi mücadelesinin önünü açmak için de AKP'nin bu tecrit politikasını, AKP-MHP rejiminin bu tecrit politikasını boşa çıkarmak zorundadır. Çünkü bir diğer yönü de şu zaten. Yani Kürt meselesinin hem tecrit hem savaş aralığında tutulması AKP-MHP rejimi tarafından başta toplum olmak üzere Türkiye'deki toplumsal muhalefeti temsil almak üzerine kurulmuş. Diyalektik bu. Sadece Kürtlerin özgürlük meselesi değilken kastettiğimiz de bu. Yani tecrit politikalarındaki her başarı aynı zamanda Türkiye halklarının demokrasi mücadelesine, Türkiye emekçilerinin demokrasi mücadelesine dönük mücadelelerinin de zayıflatılmasına dönük. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte daha bir yurttaş kendisini yaktı. Toplum öyle bir düzeye geldi ki yani kendisine yakan yurttaşa müdahale edilmiyor. İnsanlar selfie çektiriyor. Yani bu aslında bizler açısından şunun da göstergesi. Bu toplumsal çürümenin sebebi de tecrit politikaları. Yani AKP'nin, MHP'nin yani bu topraklarda faşizan politikalarla, savaş politikalarla, tecrit politikalarıyla aslında bir toplumsal çürüme sürecini de başlattı. Bu o yüzden diyoruz sadece Kürtlere kaybettiren bir süreç değil. Yani bütün saldırılar cevapsız kaldıkça, itaat geliştikçe, rıza geliştikçe, mevcut rejime rıza geliştikçe açıkçası bir toplumsal çürümenin de içinde kendimizi görüyoruz. O yüzden tecrit Sayın Öcalan'ın şahsından ibaret değil, tecrit sadece Kürt halkının kendi mücadelesinden ibaret değil, tecrit Türkiye halklarının demokratik geleceğine dair bir mücadelenin merkezi olarak ele alınmalı. Biz de bu fikriyat temelinde başta halklarımız, Kürt halkı başta olmak üzere, Türkiye'nin emekçi halkları olmak üzere bütün dost güçlere, bütün dost kurumlara yani kalbi, yüreği, beyni, ideolojisi gerçekten demokrasiden, özgürlükten doğru atan, düşünen bütün kesimlerin aslında tecrit politikasını, aslında sadece İmralı'daki tecrit politikası değil, bütün kara hapishanelerindeki tecrit ve işkence politikalarını boşa çıkarmak için omuz omuza, yan yana bir mücadeleye çağırıyoruz. Bütün çalışmalarımızı da 12 Haziran'a kadar yürüteceğimiz bütün çalışmaları da bu toplumsal birlik perspektifiyle, ittifak perspektifiyle ve dayanışma perspektifiyle örgütleyeceğimizi düşünüyoruz.